Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere sobada börek yapımını göstereceğim. Çökelekli börek yaptık. Bu mükemmel böreğin tarifini sizlerle paylaşacağım şimdi. Evet arkadaşlar, içi için şöyle bir çökelek hazırladık. Bunun içinde soğan ve sadece çökelek var. Baharat olarak da sadece biber attık. Çökelek tuzlu olduğu için tuz atmanıza bile gerek yok. Şöyle güzel tola tola. Biraz soğanlı seviyoruz. O yüzden soğanlı bir çökelek içi hazırladık. Siz de yani daha soğanlı ya da daha az soğanlı yapabilirsiniz. Maydanoz da katabilirsiniz. Ispanaklı, patatesli, kıymalı, tavuklu yapabilirsiniz. İçi için daha önceki bahsettiğim bir videomda bayram kömbesi yaptığımızdaki yüzden hazırladık. Yoğurt, un ve zeytinyağını karıştırıp içine çörek otu ya da susam atabileceğiniz bir iç yüz hazırladık. Bu yüzünün yanmaması için arkadaşlar, mesela yumurta sürmek yerine böyle bir yüz sürüyoruz ve yüzü yanmıyor. Daha güzel pişiyor yavaş yavaş ve kırmızı pişmesini sağlıyor. Bu şekilde bir yüz hazırlıyorsunuz. Evet, şu an bir tane hamurumuzu yumak yaptık ve tepsinize göre açıyorsunuz. Bizim tepsimiz yuvarlak. Çok büyük bir tepsi değil. Evet arkadaşlar, çok ince açmanıza gerek yok. İki kat yapacağız zaten. Çok un atmayarak açın. Ufralı olmasın. Evet arkadaşlar, açtığımız beziyi bu sacın içine güzelce, yani tabanını yağladığımız sacın içine güzelce sereceğiz. Arkadaşlar, bu saçlar böyle siyah çünkü biz bunları çok fazla kullandık. Artık siyahlığı geçmiyor. O yüzden böyle. Yağsını dağıttıktan sonra açtığımız hamuru içine seriyoruz şimdi. Böyle güzelce seriyoruz. Biraz küçük gelebilir ya da büyük gelebilir, sorun değil, kesebilirsiniz ya da biraz sündürüp şey yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi yaptığımız tepsinin içine içleme işlemini yapıyoruz. Yaptığımız içi tepsinin her yerine yayacağız güzelce. Bol içli seviyorsanız bol bol koyabilirsiniz ya da böyle biraz daha gevrek seviyorsanız az bırakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi içini iyice serdik. Bir de bunun üstüne bir kat daha hamur açacağız arkadaşlar. Hamur açıp üstünü kapatacağız. Evet arkadaşlar, üstü için hamurumuzu açıyoruz şimdi. Onu da aynı büyüklüklerde yapıp üstüne kapatacağız. Evet, hamuru yeterince büyüklüğe ulaştırdık. Şimdi üstüne yerleştirdik. Evet arkadaşlar, şimdi üst kısmına hamurumuzu kapatıyoruz. Şöyle güzelce kenarlarını da yerleştiriyoruz. Fazla gelen yerleri kestirebilirsiniz böyle. Zaten bu saçlar renk, şu kenar kısımları bayağı keskin. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra üstüne yüzünü serme kısmına geçeceğiz. Yüzünü de böyle her tarafına seriyoruz. Kenarlarına falan iyice seriyoruz ki yanmasın. Hatta biz çok kenar kısımlarını bazen boş bırakırmışız. Yanıyor. Siz daha özenli yapabilirsiniz. Evet, yüz kısmını da böyle iyice serdikten sonra şimdi dörde böleceğiz bunu. Ya da istediğiniz şekilde bölebilirsiniz. Evet, biz çok alışmış olduğumuz için hemen kaşıkla bölüyoruz. Tabii bıçak yardımıyla falan bölebilirsiniz. Daha fazla da bölebilirsiniz. Evet, üzerine de bir iki damla yağ damlatırsanız daha iyi olur. Pişerken daha güzel olur. Hemen şöyle. Şimdi güzelce bunu hazırladık. Fırına götürüyoruz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, bu kömbemizi, böreğimizi pişireceğimiz sobamız arkadaşlar. Şöyle saçtan yapılmış bir soba. Üstüne de böyle çayımızı koyuyoruz. Ne güzel, o da bir taraftan kaynıyor. Demliyoruz, içiyoruz. Şöyle şu tarafında şeyimiz yanıyor, ateşimiz yanıyor. Böyle nalburlarda falan bulabilirsiniz herhalde diye düşünüyorum. Şu anda içinde bir tane var. Hemen onu göstereyim sizlerle. Bizim yaptığımızı daha koymadım ama ondan öncesinde bir tane yapmıştık. Onu göstereyim size. Şu tarafında da içine koyuyoruz. Böyle güzel güzel pişiyor. Çevire çevire pişiriyoruz. Ara ara kontrol ediyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, önceki koyduğumuzu şimdi ateşten alacağız. Güzelce şöyle. Şimdi altının pişmesi için üst kısma bırakıyoruz. Üst kısımda yavaş yavaş pişiyor. Çevire çevire yine altını da pişiriyoruz. Böyle enfes bir tadı oluyor. Denerseniz mutlaka, ama köyünüz falan olmayınca denemek biraz zor olabilir ya da müstakil bir eviniz. Ama bu sobadan edinebilirsiniz. Yani bahçenizde falan kullanırsınız eğer bahçeniz varsa. Evet, bizim yaptığımızı şimdi sobanın iç kısmına alacağız arkadaşlar. O bir yanda pişerken bir yanda bunun altını pişiriyoruz. Bu şekilde oluyor genelde. Şöyle güzelce göstereyim. Evet arkadaşlar, yani börek pişirme kısmı da bu şekilde oluyor. Yaptıktan sonra getiriyorsunuz. Şu iç kısma koyuyorsunuz. İç kısımda üst tarafı piştikten sonra böyle alt tarafını pişirmek için üstüne alıyorsunuz. Bu şekilde pişiriyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Denerseniz yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Biliyorsanız da yorumlarda bahsederseniz sevinirim. Herkese iyi günler diliyorum.